Hocam moralim çok bozuk. Aman ne olur bana bir yol gösterin. Makat çatlağı bu anal füstürden ameliyat oldum. Bir sene oldu olmadı. Şimdi yine tekrarladı. Ben şimdi endişeliyim. Acaba ameliyatım mı iyi olmadı? Ben bir şey mi yanlış yaptım? Bu niçin oldu? Şimdi öncelikle makat çatlağı niçin oluyor? Bunu bilmek gerekir. Başlıca 3 noktada sıkıntı olması gerekir. Yaşam şekli, hareketsiz bir yaşam, sabahtan akşama oturup bilgisayar başında duruyordur şahıs, ondan olur. Beslenme şekli, tencere yemekleri veya lifli gıdalar yerine habire ekmek arası, dürüm falan o şekilde besleniyorsa, fast food'la besleniyorsa bu hazır gıdalarla bundan dolayı olur. Üçüncü olarak da tuvalet şekli, aşırı miktarda kınıyorsa, tuvalette uzun süre kalıyorsa, tuvalette telefon, sosyal medya, işte gazete, dergi, mecmua bir şeyler yapıyorsa bundan dolayı olur. Şimdi çatlağı oldu, ameliyatı oldu. İşte ya çatlağı işte yaktılar, kestiler veya kas kestiler ki bunu istemeyiz, kas kesilmesini tasvip etmeyiz. Bir şekilde ameliyat oldu. Aradan bir sene geçti, yakınmalar tekrarladı. Belli ki orada bir basınç var, makat çıkışında bir bozukluk var. Ne akla gelir? Bir, anismus dediğimiz aşırı kasılma, 2. makatta sarkma olması, 3. rektosel dediğimiz makatta bağırsak fıtıklaşmasının olması, 4. soliter rektal ülser dediğimiz orada bir ülserleşme olması gibi pek çok neden olabilir. Bunun yanında bağırsağı ilgilendiren iltihabi bağırsak hastalıkları gibi divertiküller gibi problemler olabilir. Ameliyattan önce kolonoskopi yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunların önemi, bağırsağın genel araştırmasının önemi burada devreye girer. İşte burada enine, boyuna detaylı bir araştırma yapmak gerekir. Ona göre de ameliyatsız veya ameliyatlı tedavi yöntemini belirlemek gerekir. 2012 yılından beri sadece kabızlık, ışıklama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden destek almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.